Merhabalar arkadaşlar. 8 günde TYT Kimya Kampı'nın 7. gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz asitler, bazlar ve tuzlar. 5 alt bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar bu üniteyi. İlk olarak asit ve bazların genel özelliklerini tanıyacağız. Daha sonra tepkime kısmı var ki burası zorlandığımız bir kısım. Sonra teker teker hayatımızda asitler, hayatımızda bazlar ve hayatımızda tuzlar şeklinde 3 alt bölümde bu videolar sürecek arkadaşlar. Toplam 5 videoda asit, baz, tuz ünitesini işlemiş olacağız. Asit, baz, tuz da yine her sene TYT'de bir tane sorunun gelme ihtimali yüksek olduğu bir arkadaşlar bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane sorusu genellikle geldiğini söyleyebiliriz. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Gelsin bakalım asit ve bazları tanıyalım demiş. Asit kelimesi arkadaşlar Latince karşılığı ekşi olan asitler günlük hayatta yaygın olarak tükettiğimiz besin maddenin içerisinde temizlik malzemeleri birçok maddelerde içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Genel olarak asitlerin özelliklerine bakacağız. İşte üzümde arkadaşlar tartarik asit, limonda sitrik asit, elmada malik asit mesela meyve asit olarak karşımıza çıkıyor. Asitlerin genel özelliklerine bakınca tatları ekşidir. Sulu çözeltine H artı ya da H2O artı yonu. Mesela HCl bir asittir. Neden asittir? Çünkü HCl suda diyelim. HCl suda. H artı suda. Şöyle aqua şeklinde de gösterebiliyoruz biliyorsunuz. Cl eksi aqua şeklinde yazdık. Ya da bunu şöyle de yazabiliyoruz. Mesela HCl sıvı artı H2O suyu gösterirsek böyle girenler kısmına. H3O artı suda artı Cl eksi. Yani H artı ile H3O artı şey aynı şey olarak kullanabiliyoruz. 25 derecede oda sıcaklığında sulu çözeltinin pH değeri 7'dir. 25 derece bir pH skalası var arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Şurası 0, şurası 14, şurası da 7. 25 derecede eğer pH değeri 0 ile 7 arasında denk düşüyorsa asit. 7 ile 14 arasında düşüyorsa baz arkadaşlar. 7 ise nötrdür. 0'a yaklaştıkça asitliğin arttığını söyleyebiliriz. 14'e yaklaştıkça bazlık artar. Yani sayısı olarak mesela pH 0, pH 3'e göre daha kuvvetli bir asittir. Ya da pH 14, pH 11'e göre daha kuvvetli bazdır diyebiliriz. Suda iyonlaşarak çözündükleri için sulu çözeltileri elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir arkadaşlar. Korozif, aşındırıcı özelliğe sahiptir. Cilde temas ettiklerinde yakıcı etki gösterirler. Korozif güvenlik sembolü arkadaşlar. Tüm asitlerin şişelerin üzerinde ya da asit içeren maddenin içinde bulunmak zorunda. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler arkadaşlar. Turnusol kağıdı bir indikatördür. Organik bir boyar maddedir. Asitik ortamda ve bazik ortamda farklı renkler alır. Asitik ortamda ne yapıyor? Kırmızı, pembe şeklinde renklerini duyabilirsiniz. Bazlarla tepkimeden tuz oluşur. Asit artı baz. Tuz artı su genelleme bu zaten tepkime türlerinde göreceğiz. Suda tamamen iyonlaşabilen asitler kuvvetlidir. İşte sülfürik asit, zatçı, nitrik asit, kezzap, hidrobromik asit, hidroklorik asit, hidroiyodik asit ve HClO4 perklorik asit burada arkadaşlar kuvvetli asit olarak sayabiliriz. 6 tane kuvvetli asitimiz var zaten. Suda kısmen iyonlaşabilen fosforik asit, hidroflorik asit, asetik asit, sirke asiti, HCOH, formik asit, karınca asit arkadaşlar, karbonik asit sayılabilir, hidrojen sülfür sayılabilir, hidrojen siyanür sayılabilir. Yani bunlar da karşımıza çok çıkacak zayıf asitler. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi aktif metal tepkimesinde hidrojen gazı çıkarır. Cumhur, haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bu 5 metal dışındaki metallerin tamamına aktif metal denir. Aktif metallerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarırlar diyebiliriz arkadaşlar. Peki geçiyorum hemen. Bazıların özellikleri, bazılar en belirgin özelliği tatların acı olması ve cilde kayganlık hissi oluşturması. Bunlar işte acı biberde, deterjanda, sabunlarda karşımıza sıklıkla arkadaşlar çıkacak. Günlük hayatta kullandığımız maddelerin yapısında bazılar vardır. Sabun, deterjan maddenin yapısında bazik maddeler bulunur. Bu maddeler ciltle temas ettiklerinde ciltte kayganlık hissi oluşturur. Bunun nedeni bu maddenin yapısındaki bulunan bazıların ciltteki yağ asitleri tepkime gerek sabun oluşturmasıdır. Genel olarak bazıların özelliklerine baktığımız zaman tatları acıdır. Asitler ekşiydi. Sulu çözeltisinde OH yonu verirler. OH yonu derişimi H artıdan daha fazladır öyle diyelim. Asitlerde H artı derişimi OH'tan fazla. Sulu çözeltide bazılarda ise OH derişimi daha fazla. 25 derece sulu çözeltinin pH değeri bu sefer 7'den büyüktür. Suda iyonlaşarak çözündükleri için sulu çözelti elektrolittir. Yani burada mesela arkadaşlar suda iyonlaşması ve sulu çözelti elektrolit olması, elektrik akım iletmesi bunlar nedir? Asitlerin de ortak özelliğidir. Cilde kayganlık hissi oluşturması ama bazılara özgü bir durumdur. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Mavi ya da işte mor şeklinde duyabilirsiniz. İkisi de doğrudur. Asitlerle tepkimesinden tuz oluşurlar.
Suda tamamen yoğunlaşabilen bazlar genelde 1A ve 2A grubun hidroksit bileşikleridir arkadaşlar. İşte sodyum hidroksit, sut kostik, potasyum hidroksit, potas kostik. Bunları asit ve bazları teker teker tanıyacağız zaten. Orada özel isimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte 1A grubundan lityum hidroksit sayılabilir, 2A grubundan kalsiyum hidroksit sayılabilir, baryum hidroksit sayılabilir. Bunlar birer nedir? Kuvvetli bazdır. Kısmen yoğunlaşan ya da çok az çözünen amonyak gibi, gümüş hidroksit gibi, demir 2 hidroksit gibi, alüminyum hidroksit gibi ve işte bazı organik kökenli aminler dediğimiz CH3NH2 gibi görürseniz şaşırmayın diye yazdım. Bunlar da arkadaşlar birer zayıf bazdır diyebiliriz. Kuvvetli bazlar, hepsi değil bakın altını çizerek söylüyorum. Kuvvetli bazlar çinko gibi, alüminyum gibi metallerle tepkimelerinden, bunlar amfoter metal diye geçecek. Amfoter metal diye bunları tepkime türlerinde göreceğiz. Hidrojen gazı açığa çıkarırlar demiş. Kuvvetli bazlar sadece amfoter metalle tepkime girdiği zaman hidrojen gazı oluşturuyor demiş özelliklerini. Şimdi yapısında hidrojen atomu bulunan her madde asit olmadığı gibi yapısında OH tanecik bulunan her madde de baz değildir. Maddelerin asit ve baz özelliği gösterebilmek için yapılarındaki H ve OH tanecikleri suya vermeleri gerekir. Sulu çözeltisi. Yani mesela arkadaşlar HCl sıvısı, bunu da altını çizerek söyleyeyim. HCl sıvısı ne değildir? Sulu çözeltisi, HCl'nin kendisi elektriği iletmez. Bu şekildeyken elektriği iletmez. Ne zaman iletir? Suda iyonlaştığı zaman suda kısmı elektrik akımı iletir. Yani saf haldeyken arkadaşlar kovalent bağlı bir bileşik olduğu için ne yapmıyor? Elektrik akımı iletmiyor. Ama suda çözdüğüm zaman H artı iyon oluşturduğu için iyonlardan dolayı elektrik akımı iletiyorum. Örneğin demiş ki metan, NH3 gibi madde hidrojen içerdikleri halde asit değildir. CH4 nötr maddedir. NH3 de tam tersi bazdır. Metil alkol ve asetik asit gibi yapısında OH grubu bulundurmalarına rağmen bunlar da baz değildir. Metil alkol yani şu CH3OH nötr bir madde kabul edilir. CH3OH da bir asittir. Asetik asit sirke asitidir gibi. Yani o zaman bunlara da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki indikatör nedir indikatör? Bir maddenin asit ya da baz olduğuna bağlı olarak renk değiştiren maddelere indikatör ya da belirteç, ayıraç gibi isimleri var. Doğal indikatörler var, yapay indikatörler var. Burada doğal indikatörlere örnek vermiş. Çay, üzüm suyu, kırmızı lahana suyu doğal indikatörlerdir. Mesela kırmızı lahana suyuna limon ektiğiniz zaman pembemsi bir renge dönüşür arkadaşlar. Bazik ortamda da yeşilimsi bir renge dönüşüyor. Turnusol kağıdı yaygın olarak kullanılan sentetik indikatörlerden birisidir. Turnusol asitik ortamda nedir? Kırmızı pembe, bazik ortamdaysa mavi renk aldığını söylemiştik zaten. Bunun dışında metil oranj var. Mesela kırmızı ve sarı renkler oluyor asitik bazik ortamda. Fenolftalein yine asitik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızı pembe gibi renkler olur. Yani sonuçta sadece bir ne yapmış bu da arkadaşlar? Göstermiş yani farklı renk aldığını bilmemiz lazım asitik ya da bazik ortamda indikatörlerin. İndikatörler bir maddenin asit ya da baz olduğunu belirtmekle beraber asitin ya da bazın kuvvetlilik derecesini belirtmezler. Yani işte zayıf bir asit olan amonyakta da kuvvetli bir zayıf bir baz olan amonyakta da kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitte de ne yapar? Turnusol kağıdı mavi renk alır. Yani burada ne yapamayız? Kuvvet derecesini anlayamayız. Bir maddenin asitlik ya da bazlık derecesini ölçmek için kullanılan üzerine farklı indikatörler indirilmiş özel test çevrelerine pH kağıdı. Uluslararası pH kağıtları var arkadaşlar. Bunların bazıları direkt hani ne yapıyor? Üzerindeki skalaya bakarak yaklaşık pH'ini tahmin edebiliyoruz. Asit ya da bazlı ölçülerek çözeltiye daldırıldıktan sonra çözeltinin asit ya da baz olduğunu duruma bağlı olarak pH kağıdında renk değişimi meydana gelir. Meydana gelen renk değişimine göre biz de yorumlar yapabiliriz. Bakın burada mesela işte derecesine göre baktığımız zaman işte akü asidi çok kuvvetli bir asit, sülfürik asittir. Mide asidi, hidroklorik asit, limon, soda, domates, kahve, süt. Bakın bu sol taraf arkadaşlar, yerinin sol tarafı nedir? Asit, sütte laktik asit var o yüzden. Saf su nötr, işte kan hafif bazik 7.4 şu anda. Yumurta akı, anti asit içecekler işte genelde sodyum bikarbonat şeklinde midemiz rahatlasın diye bazı mide rahatsızlığında tavsiye edilen ilaçlar, anti asit ilaçlar. Amonyak, sabun, çamaşır suyu, lavabo açı, temizlik malzemeleri yani şey dışında, tuz ruhu dışında arkadaşlar genellikle bazik diye bir genelleme yapabiliriz. Yukarıdaki pH skalasında değerlerle karşılaştırıp maddenin asit ya da bazik olduğu kuvveti belirlenir demiş. 25 derecedeki sulu çözeltinin pH ölçeğindeki değerler 0 ile 14 arasında değişir. 0 7 arasında asit olduğunu gösterir, 7 nötr olduğunu, 7 ile 14 arasındaysa bunun baz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki hemen sorulara bakalım.
Asitlerin sulu çözeltileriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Sulu çözelti elektrik akımını iletir. Tüm asitlerin ve bazıların sulu çözelti elektrik akımını iletir arkadaşlar. Mavi tunu sol kağıdını kırmızıya çevirir. Evet, aşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahiptir. Asitler de bazılar da bu özelliğe sahip arkadaşlar. Asitler için konuşuyoruz gerçi. Üçü de doğru oldu. Cevap eş. İkinci soruyla devam edelim. Saf X maddesi oda koşulunda saf suya ilave edilip çözümde elde edilen çözelti pH değerin 7'den büyük oldu. O zaman demek ki bazik bir maddeden bahsediyoruz. Bazik bir çözeltiden bahsediyoruz. Buna göre oluşan çözelti ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Hidronyum iyon derişimi hidroksit iyon derişiminden büyüktür. Hayır, bazik olduğuna göre tam tersi. OH iyon derişimi büyüktür. H3O artı hidronyum iyon. Bu arkadaşlar bazlı, bu da asitliği temsil eder gibi düşünün. O yüzden OH iyonları bazda hidronyumdan büyük olur. İkisi de vardır ortamda. Bir de şu vurguya dikkat edin arkadaşlar. Tüm sulu çözeltilerde H artı ya da H3O artı ve OH eksi iyonu vardır. Ama bazılarda OH iyonu derişimi fazladır. Asitlerde hidronyum iyonu derişimi fazladır. Yani buna dikkat etmek lazım. Yoktur demek sulu çözeltilerde çok büyük bir hatadır. Bu ifade arkadaşlar yanlış oldu. Polar kovalent bağ içerir. Yani sonuçta sulu çözelti suda dahi polar kovalent bağ var. Kaldı ki bazılarda da vardır. Yani iyonik bağlı bileşiklerdir çoğunlukla. Moleküler olan bazılar da vardır. O da direkt vardır zaten. Mesela NH3 ise bu bazımız zaten polar kovalent bağ amonyakta vardır. Ama mesela sodyum hidroksit olduğunu varsayalım. Sodyum hidroksitle oksijenle hidrojen arasında ne vardır? Kovalent bağ vardır. Yani her halükarda polar kovalent bağ içerir arkadaşlar. Tadı acıdır. Bu da zaten bazıların genel özelliği. Cevabımız o yüzden 2 ve 3 olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz gelsin. İndikatör olarak kullanılan X maddesiyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Asitik ya da bazik ortamda farklı renklere dönüşür. Bu zaten indikatörün görevi. Bir asit ya da bazın kuvvetliliğini ölçmekte kullanılmaz indikatör. Sadece asit ortamda farklıdır. Bazik ortamda farklı renk olduğunu göstermek için kullanılır. Bir asit ve bazın kuvvetliliğini ölçmek istiyorsa pH kağıtları kullanabiliriz. Sentetik olabilir. Evet, mesela işte ne bileyim metil oranj, fenol fitalin, metil kırmızısı gibi arkadaşlar çeşitli sentetik indikatörler isimlerini saydım ben size. Olabilir. Doğal olarak çaydır, nedir, işte kırmızı lahanadır falan böyle. Bunlar da doğal olanları örnek olarak konu anlatımında da geçmişte hatırlarsanız. Cevabımız o zaman 1 ve 3 C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz şöyle diyor. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin oda koşulundaki pH değeri 7'den küçüktür? Yani hangileri asidik özellik gösterir diyor. Domates evet arkadaşlar. Ekşi tadı veren zaten budur meyvelere. Sirke asetik asit var zaten içerisinde. İçme suyu arkadaşlar hafif baziktir. Alkali kelimesini duymuşsunuzdur. Alkali baz yapıcı demektir. Yani pH hafif 7'den büyüktür. Çok ciddi değil. 7-8 arasında genelde değişiyor ama sonuçta 7'den küçük değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacak diyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar 7. günümüzün ilk videosunu sonlandırmış oluyoruz. Asit baz tuz ünitesinin bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.